Merhaba, ben Zeynep Meydanoğlu. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı paydaşlarından Aşoka Türkiye'nin ülke direktörüyüm. Bugün videomuzda kolektif etki yaklaşımı hakkında konuşacağız. Kolektif etki yaklaşımı nedir? İşbirliğinden farklı mıdır? Sosyal sorunların çözümünde neler öneriyor? Temel özellikleri, ön koşulları ve aşamaları neler? Gibi soruları cevaplayacağız. Ardından başarılı inisiyatiflerden örnekler paylaşacağız ve çalışmalarınızda uygulayabileceğiniz bazı püf noktalarıyla videomuzu sonlandıracağız. İnsan bir grup içinde yaşamaya başladığından beri tek bir kişinin gücünü aşan görevlerde işbirliğinin önemini keşfetti. Bu onun tarihteki en ayırt edici ve öne çıkarıcı özelliği oldu. Toplumsal ve sosyal sorunların çözümünde de işbirliği çok önemli bir kavram. Gezegenimiz bu yüzyılda devasa problemlerle karşı karşıya. Aşırı ve hızlı kentleşme, çevre kirliliği, iklim değişikliği, yoksulluk, eşitsizlikler gibi birçok acil probleme çok daha hızlı ve etkin cevap verebilmemiz gerekiyor. Birleşmiş Milletler'in 2016'da açıkladığı ve 2030 yılına kadar tüm ülke ve kurumların işbirliğine davet ettiği küresel hedefler, gezegenimizin karşı karşıya olduğu sorunları gözler önüne seriyor. Bu hedeflerden 17.'si hedefler için ortaklıklar kurulmasına başka bir deyişle bu hedeflere ulaşılmasında kurumları işbirliği yapmaya davet ediyor. Sorunları tek başımıza çözemeyeceğimiz etkin işbirlikleri kurmaya her zamankinden çok ihtiyaç duyduğumuz bir çağda yaşıyoruz. Bu da bizi ister istemez işbirliklerimizi sorgulamaya itiyor. Son yıllarda özellikle sosyal sorunların çözümüne ve sosyal değişime yönelik sektörler arası işbirliklerinin ne kadar etkin olduğuna dair ciddi bir sorgulama içindeyiz. Bu sorgulamanın temelde dört eksen üzerinden ilerlediğini görüyoruz. Birincisi sistem dönüşümü. İşbirliklerimizde geliştirdiğimiz müdahaleler kalıcı oluyorlar mı yoksa müdahale bittikten sonra sistem tekrar fabrika ayarlarına mı dönüyor? İkincisi verimlilik. Sosyal değişim ve sosyal etki amacıyla yürüttüğümüz işbirliklerinde kullandığımız kaynakları ne kadar verimli kullanıyoruz? Etki kaynak terazisinde elde ettiğimiz sonuçlardan memnun muyuz? Üçüncüsü katılım. İşbirliklerinde tüm paydaşlar eşit ve adil bir şekilde sürece katılabiliyor mu? Süreçlerimiz katılıma ne kadar alan veriyor? Dördüncüsü şeffaflık. İşbirliklerimizde ne kadar şeffafız. Planlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri paydaşlar arasında açık ve hesap verebilir bir şekilde ele alınıyor mu? Bu dört önemli sorgulama işbirliği yaklaşımımızı gözden geçirmemizi kaçınılmaz kılıyor. Benzer sorgulamaları yapan FSC danışmanlıktan John Kanya ve Harvard Business School'dan Profesör Mark Kramer'ın 2011'de yayınladıkları makale kavramın sosyal sektörde hızla yaygınlaşmasını sağladı. Bu çerçevede kolektif etki, farklı sektörlerden bir grup önemli aktörün spesifik bir sosyal sorunu çözmek için ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelmeleri olarak tanımlanıyor. Kolektif etkinin mümkün olması için üç farklı ön koşuldan bahsediliyor. Birincisi, aciliyet algısı. Sorunun aciliyet arz ettiği ve artık farklı bir yaklaşımla ele alınması gerektiği konusunda paydaşlar arasında bir uzdaşı aranıyor. İkincisi etkili bir öncü lider. Farklı sektörlerden liderleri bir araya getirme kapasitesi olan bir veya birkaç kişinin liderlik etmesi önemli bir ön koşul olarak sayılıyor. Üçüncü ön koşul ise istekli sponsorlar en az 3 yıl boyunca finansal destek verme taahhütünde bulunabilecek destekçiler aranıyor. Kolektif etki yaklaşımının temel koşullarından birincisi ortak amaç. Aynı sosyal sorunu uğraştıklarına inanan kurumlara baktığımızda çoğu zaman sorunu aynı şekilde tanımlamadıklarını, farklı bir tanım ve farklı bir nihai amaç için çalıştıklarını görürüz. Kolektif etki, her katılımcının sorunun tüm boyutlarında diğer katılımcılarla aynı fikirde olmasını gerektirmese de en azından minimumda bir ortak paydada buluşulmasını öngörür. Bu farklılıkların tartışılmasını, çözümlenmesini gerektirir ve paydaşları ortak bir ajanda da buluşturur. İkinci temel koşul olan birlikte izleme, tüm paydaşların hem fikir olacağı ve birlikte geliştireceği kısa, öz, net, ölçülebilir bir gösterge listesi üzerinden hareket etmelerini söyler. Bu sadece işbirliğinin gelişimini tutarlı bir şekilde ölçmeyi sağlamaz. Aynı zamanda paydaşların sorumluluklarını paylaşmalarını, birbirlerini başarıları için tebrik etmelerini ve başarısızlıklarından öğrenmelerini mümkün kılar. Üçüncü temel koşul karşılıklı destekleyici faaliyetlerdir. Kolektif etki girişimleri, işbirliği yapan tüm paydaşların bir anda aynı misyonu benimsemesini, her şeyi aynı şekilde yapmasını öngörmez. Ancak tüm paydaşların uzmanlıklarını ve faaliyetlerini işbirliğinin büyük amacı doğrultusunda birbirlerine bağlayarak ve uyumlandırarak koordine etmelerini ve desteklemelerini öngörür. Dördüncü ön koşul sürekli iletişim. Kar amacı gütmeyen kurumlar, şirketler, kamu kurumları arasında güven geliştirmek önemli bir sorundur. Hele ki iş yükü ağır projeler uygularken kurumlar arası iletişim çoğu zaman ihmal edilebilir. Kolektif etki yaklaşımı, kurumlar arası, paydaşlar arası iletişimi en az projenin temel faaliyetleri kadar önemli görür ve bunun için gerekli zaman, kaynak ve emeğin ayrılmasını tavsiye eder. Beşinci temel koşul, temel destek kuruluşu ise işbirliğinin destekleyici bir altyapı olmadan kendiliğinden gerçekleşemeyeceğini söyler. Paydaşlar arasında koordinasyon yeteneği geliştirmek zaman alır. Katılan hiçbir kuruluşun buna ayıracağı özel bir zamanı yoktur. Tam da bu sebepten bir kolektif etki inisiyatifi oluşturma ve yönetme, tüm girişimin bel kemiği görevini görecek becerilere sahip, özel ve ayrı bir organizasyon ve personel gerektirir. Bu organizasyona temel destek kuruluşu adı verilir. Başlangıç yılı 2003 olan Forma gir Som Somerville inisiyatifi Amerika'nın Massachusetts eyaletinde Somerville şehrinde gerçekleşti. Belirlenen ortak amaç Amerika'da yaygın bir sağlık sorunu olan çocuk obezitesini Massachusetts eyaletinin Somerville şehrinde yerleşik bireyler için toplum temelli, katılımcı, çevre dostu bir yaklaşım geliştirerek önlemekti. İnisiyatif uzun ve kapsamlı tartışmalar sonunda ortakça ele alacakları 3 kilit gösterge üzerinde anlaşabildi. Bunlardan birincisi bireylerin günlük sarf ettikleri kalori düzeylerindeki artış, ikincisi vücut kitle endeks skorları ve üçüncüsü kilolarındaki düşüş olarak belirlendi. Bu üç göstergede anlaşmak kolay olmadı. Örneğin bazı paydaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıklarının da ölçülmesi gerektiğini, sadece kalori hesabının yeterli olmadığını savundu. Ancak paydaşlar bu göstergeler üzerinde %100 anlaşamasalar da başlangıç olarak yeterli buldular. Hemen her paydaş tarafından bu ölçümlerin yapılabiliyor olması avantajını önceliklendirdiler. Bu orta yolda buluşabilme sayesinde bugün inisiyatif 10 yıllık etkisini bu üç gösterge temelinde ve 25 kurumdan gelen verilerle tatmin edici bir şekilde izleyebiliyor. İnisiyatif paydaşları ortak amacı belirledikten sonra bu amaç doğrultusunda kendi çalışmaları nasıl değiştirebileceklerini düşündüler. Çarpan etkisi yaratabilecek karşılıklı destekleyici faaliyetleri nasıl kurgulayabileceklerini araştırdılar. Örneğin çocukların okuldan eve güvenli bir şekilde dönmesini amaçlayan ve bunu minibüslerle gerçekleştiren bir sivil toplum kuruluşu minibüsler yerine grup yürüyüşleri organize etmeye başladı. Böylece çocukların günlük kalori yakımını arttırmış oldu. Belediye yürüyüş ve bisiklet patikalarının onarımını önceliklendirerek hareket alanlarını arttırdı. Bir diğer paydaş olan okul aile birlikleri kantinlerde daha sağlıklı alternatifler olması için dondurma yerine meyve, kuru yemiş gibi daha sağlıklı menüler geliştirdi. Bölgedeki restoranlar da inisiyatife bölgedeki restoranlardan ileri alıyorum. Bölgedeki 40 kadar restoranda inisiyatife destek verip sağlıklı çocuk menüleri tasarladılar ve uyguladılar. Temel Destek Kuruluşu ve 25 paydaş düzenli aylık, çeyreklik, yıllık toplantılarla ilerlemelerini izledi, çıkan çatışmaları çözdü, kendi paydaşlarında inisiyatif hakkında düzenli olarak bilgilendirdiler. Gerek belediye, gerekse paydaş kurumlar ve yerel medya bu toplantılara ve bilgilendirici bültenlere ayrılan zamanın en az proje uygulamak kadar önemli olduğunu vurguladılar. Temel Destek Kuruluşu ve işbirliği yapısına gelince, bu kolektif etki inisiyatifindeki temel destek kuruluşu Summerville Belediyesi'ydi. Belediye içindeki çekirdek bir ekip, aralarında şehirdeki okulların birlikleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, pek çok yerel üretici, çiftçi ve birliklerin olduğu, yerel üniversitenin de dahil olduğu çeşitli kurumları barındıran 25 kurumluk bir komite ile inisiyatif paydaşları arasındaki koordinasyonu sağladı. İnisiyatifin başlangıç sermayesi Tavs Üniversitesi'nden 1,5 milyon dolarlık bir hibe ile geldi. Bugün üniversite, özel bir vakıf ve belediyenin kendi bütçesiyle yürütülmek. 2003 yılından beri devam eden inisiyatif ilk 2 yılında kayda değer başarı göstermeye başladı. 2005 sonunda yapılan etki değerlendirmesi kilo ve vücut kitle endeksi skorlarında ciddi iyileşmeler gösterdi. Örneğin Somerville'deki çocukların ortalama kiloları 1 pound azalırken kontrol gruptaki çocukların kiloları birer pound artmıştı. İnisiyatife 40'ın üzerinde restoranda destek verdi, menülerine sağlıklı seçenekler eklediler. Okullardaki kantin ve yemek menüleri bu yönde değişime girdi. 50'nin üzerinde sağlık görevlisi, okul reviri çalışanı kilolu çocuklarla nasıl çalışacakları konusunda eğitimler almış oldu. Belediye 17 mevcut parkı restore etti, 4 yeni park açarak şehirdeki yeşil alanları büyüttü. Kolektif etki yaklaşımı, istikrarsız dönüşüm çabalarını toparlamak, kaynaklarımızı daha etkin kullanmak ve işbirliklerimizi daha verimli, daha şeffaf, daha katılımcı ve sistematik kılmak için bir çerçeve öneriyor. Bu yaklaşımı koşulları ve aşamalarıyla hayata geçirmeye çalışmayı önemli ve değerli buluyoruz. Kolektif etki yaklaşımının beş temel prensibini her işbirliğimiz için aklımızda tutmak ve bir kontrol listesi olarak kullanmak mutlaka olumlu sonuçlar verecektir. Daha fazla bilgi için kolektif etki forumunun web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı ile ilgili daha fazla bilgi almak için ağın web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.